Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere yeni oluşturmuş olduğum 4.3 sistem kalıbını göstereceğim arkadaşlar. Bu kalıp hem kabusta hem de ultra kabusta çalışan bir kalıp. Yani 4 turluk becerisi olan kahramanınızın becerisini klambosta 3 tura düşürebileceğiz artık. Daha doğrusu bununla ilgili bir video vardı kanalımda 4.3 sistemine uygun ama bu sistem sadece kabusta çalışıyordu. Ama bu videomdaki göstereceğim sistem hem kabusta hem de ultra kabusta çalışabilen bir sistem arkadaşlar. Öncelikle 4.3 sistemi nedir ondan sizlere hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız bu konuyla ilgili bana çok fazla soru soruyordu. Hani tavsiyelerde bulunuyordum tabii ki ama Burada da videosunu oluşturmak istedim tavsiyelerde bulunurken de. Şimdi bu kahraman 4.3 sistemine uygun bir kahraman. Çünkü arkadaşlar bu kahraman defans arttırma dezavantaj bloklamasını 4 turda 1 veriyor. Yani Klambos boss 3 turda 1 hamle yaptığında bu kahraman eğer hızını ayarlayamazsak 4.3 sistem hızına uyduramazsak eğer örnek veriyorum Klambos'un boss'un birinci becerisini her vuruşunda bu kahramanın e, bu becerisini aktif edemez devamlı olarak kayar bu beceri işte birincisinde birinci vuruşunda Klambos'un boss'un birinci vuruşunda açar 3 tur sonra da Klambos'un boss'un 3. vuruşunda ışında açar yani denk gelmez hep devamlı kayar. Bu göstereceğim kalıpta bu kahramanların, bu tarz kahramanların 4 turda bir e, takımınıza avantaj sağlayacak kahramanların e, becerilerini 3 tura düşürebiliyoruz arkadaşlar. Göstereceğim sistemde iki tane 4 turluk kahramanı 3 tura düşürebileceğiz. Ben çünkü o şekilde ayarladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Düşes de aynı şekilde. Bu kahraman da ikinci becerisini 4 turda 1 yapıyor. Mezar nöbetçisi de ikinci becerisini 4 turda 1 yapıyor. Yani şu şu an göstereceğim Klanbos takımını illa ki elinizde düses olmasına gerekmiyor. Veya illa elinizde zalim olması gerekmiyor. Arkadaşlar örnek veriyorum elinizde mezar nöbetçisi vardır. 4 turda bir çelik kafa vardır. İşte çelik kafayı bunun yerine koyarsınız gibi. Jarek vardır. jarekle mezar nöbetçisi 4 turda bir yapıyor bunu. Yani siz de bu şekilde kendinizce bu takımı istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Zalim 3 turda bir yapıyor. O herhangi bir şekilde hız istemiyor. Yani Klanbos'un hızından biraz önce olduğunda zalim 3 turda bir yaptığı için Klanbos'un 3 turluk şeysinde vuruşunda yani her turun başında zalim defans arttırma yapacak. Yani ben zalim kullandım. sinlerinizde çelik kafa şey kafa parçalayan vardır. O da 3 turda bir e, müttefik koruma def şey veriyor. Kar saldırı veriyor gibi. Yani göstereceğim sistemde illaki benim bu görmüş olduğunuz takımdan olmasını gerekmiyor. Yani siz kendinizce e, takımınızı uyarlayabilirsiniz bu hızlara. Şimdi arkadaşlar 4.3'lük sistemde bu kahraman 4 turda bir e, defans arttırma ver verdiği için biz bunu 3 tura düşürebilmemiz için hem kabusta hem de ultra kabusta çalışabilmesi için bu kahramanın şöyle top, total istatisine baktığımız zaman hızı 240 olacak. Birinci yani Klambos'un birinci vuruşunda ilk hamle yapacak yani son defans arttırma yaptığında tüm takımın üzerine ve hamle yemesini istiyorsanız bu kahramanınızın hızını 240'a getireceksiniz. Ben birazcık HP birazcık defans kastım çünkü ölümsüz takım olmadığı için Klampos'un e, yüksek hasarlar alacak. O yüzden sağlam HP ve sağlam defans olması gerekiyor. Yüksek turlara çıkabilmesi için daha bunlar yükseltilebilir. Ama şu an elimizdeki mevcut kalıntılar ile bunu yapabildim. İsabeti biraz düşük kaldı çünkü bu kahraman atak kırması gerekiyor Klampos'un. E, o yüzden aslında isabet sancağı yoktu elinde güzel. Şu an için defans sancağı taktım ama ilerleyen zamanlarda altında hız veren isabet sancağı olursa, eee Keralabas kardeşimiz bunu değiştirebilir. Bu arada Keralabas kardeşimiz arkadaşlar özel üyemiz Şimdi birçok arkadaşımız diyor benim hesabımı inceleyebilir misin? Arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece yüksek abonelik e, satın alarak katıl butonundan bana destek olan arkadaşların hesabına girip bu şekilde değişik taktikler yapıyorum. Hem video oluşturuyorum hem de arkadaşımızın işte klan boss'a yükseltiyorum veya zindanda geçemediği bölümü geçmeye çalışıyorum gibi. Evet görmüş olduğunuz bunu defansa değil de isabet taktığı zaman isabeti yükselecektir o zaman atak kırmayı çok daha iyi yapacaktır ve ustalığını göstereyim yine ben size bu şekilde bir ustalık açtım aslında e, tamam isabeti güzel olmuş olsaydı bu kahramanı defans ustalığına açsaydım çok daha verimli olabilirdi ölümsüz ölümlü takımlarda ve kalıntılarını defans defans şeklinde taktım arkadaşlar elimden geldiği kadar öyle. pardon bir hp bir defans taktım öyle hatırlıyorum. Yani kalıntılar mevcut olduğu kalıntılar elindeki kalıntılar yettiği kadarıyla. Ama sizin burada dikkat etmeniz gereken bu kahramanı ne yaparsanız ne ederseniz can çalma seti takacaksınız. Ve hızını 240'a getireceksiniz arkadaşlar. Önemli olan can çalma setleriyle yüksek defans yüksek HP 240 hızı ve birazcık isabet olduğunda bu 4 turluk kahramanınızın birincisi. İkinci 4 turluk kahramanımızın hızı Evet bu kahramanımız da 4 turda bir dezavantaj veriyor. 251 size çok yüksek gelebilir bu hız. 244 hızı da olabilir arkadaşlar. 244 hızı da olabilir. 251 yaptım ki ben hem yeşil bosta da bildiğiniz gibi hız azaltma dezavantajlarında da çalışsın diye. Ama 244 de olabilirdi. Yani siz kendi hızınıza göre ayarlarsınız, kalıntınıza kalıntınıza göre. Bu kalıntıda bu kadar hız çıktı, kurtardı. Yani 251 hızı da yeterli olur ve bu da 4 turda bir dezavantaj bloklama veren kahramanımız ve burada 2 tane 4 turluk kahraman kullandım. Yani bu 2 tane 4 turluk kahramanı siz kendinizin hesabında örnek veriyorum 1 tane dediğim gibi Jaret'te 1 tane de Mezan nöbetçisinde bunu yapabilirsiniz. O zaman 3 tura düşer bu kahramanlar ve bu kahraman 3 turda 1 bize lazım olan becerisi şu becerisi. 3 turda 1 yapıyor bu becerisini. O yüzden bu kahramanımızın hızı da arkadaşlar diğer kahramanların hızı da önemli tabii ki. Yani bu sistemde tüm kahramanların hızı önemli. Bu kahramanımızın hızı da 193. Dördüncü kahramanımızın hızı kullanacağımız takımda Şöyle bu arada ustalıklarını göstereyim ama bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü ben burada takımı göstermiyorum. Sadece 4.3'lük sistemi gösteriyorum arkadaşlar. Yani siz kendi kahramanlarınızın ustalığını kanalımdaki rehber videolarından yaparak yüksek verimler alabilirsiniz. Evet bunun hızını gösterdim. Total istatistiklerine bakmış mıydık? Evet hızı 193 dedik, HP sağlık puanı defansı da oldukça şu an için ideal. Bu arada bu kahramanlar şu an için güzel kalıntılar yok elinde yani şu an için aslında bence güzel kalıntı değil bu. Biraz daha defans, HP bu kahraman istiyor yani yani şu tasımını falan değiştirebiliriz ve bir sonraki kahramanımız zayıflatma ve defans azaltma önemli arkadaşlar. klan Boost'a ciddi anlamda önemli ve şöyle. Ee, ustalığını göstereyim yine şöyle hızlı bir şekilde ve bu arada bu kahraman kitaplı değil keşke kitaplı olmuş olsaydı çok daha güzel zayıflatma verirdi ve önemli olan şu becerisi tamam bu güzel ama şu becerisinin kitaplı olması üç turda bir yapmış olsaydı çok daha iyi olurdu her turun başına denk gelirdi bu kahraman öyle oldu ama neyse sağlık olsun daha kalıntılarına yükseltmedik tabii ki ve total istatistiğinde dördüncü kahramanımızın hızı da 196 195 de olabilir fark etmiyor. E, 196 hızında ve defans HP şu an için ideal bir defans HP'de ve kritik oran kritik demeçte de kastık birazcık. Ve arkadaşlar son kahramanımız tabii ki zehirci olması gerekiyor. Çünkü takımda şu an için zehircimiz yoktu ve son kahramanımızın hızını da gösteriyorum ben size. 191. Şimdi hızları aklımıza yazdık arkadaşlar. 240, 244 ve 51 hızı diyelim yani o iki hızda olabilir. 240 ve 244 hızındaki kahramanlarımız 4 turluk avantajı olan 4 turluk soğuma turu olan kahramanımızın hızlar olması gerekiyor. Diğer zehircimiz zayıflatmamız kar saldırımızın hızları da 191, 193, 195 olması gerekiyor. Yani bu hızlara oturturduğunuz zaman bu kahramanları şimdi size göstereceğim hem ultra kabusta hem de kabusta sistemli bir şekilde takımınız çalışacaktır. Şöyle girelim. Ve bu arada Geçenlerde böyle 2-3 ay öncesinde falan söylemiştim ki düsesiyle ile demiştim zalim dedim aynı takımda kullanılırsa acaba nasıl olur demiştim. Ve birçok arkadaşımız benimle alay etmişti yani oyunu bildiklerini söyleyen arkadaşlarımız nasıl kullanacaksın sen hem Düses'e hem de e, zalimi kullandığın zaman takımına defans kırman gerekecek atak arttırman gerekecek şey örnek veriyorum zehir vermen gerekecek. İşte ne bileyim. Ona benzer ıvır zıvırlar gerekecek filan diyesinden bir şey söylemişlerdi. Ben de neden olmasın diye söylemiştim. Şimdi de o şeyin cevabını veriyoruz arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir bakalım da Klambos'ta kaç hasar vurmuş. Yani kabusa vurmuş ve yine söylediğim gibi hem zalimi hem de düşesi kullanmış ve şu an ezici var takımda. Onun için zayıflatma ve defans azaltmayı koyamamış. Ben ne yaptım? Tüm takımı bozdum can çalma setleri kuşandım. Eziciyi de takımdan attım. Yerine de Ryzen'ı koydum defans kırabilmesi için. Defans kırıp zayıflatma verebilmesi için. O şekilde bir takım yaptım. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Hem düsez hem de zalim takımımıza girmiş olduğu, Hem zayıflatma ve defans azaltması olan, zehiricisi olan ve işte ikinci kez defans arttıran, atak kıran kahramanı olan bir takım olmuş oldu. Yani örnek bir örneğimizde bir Venüs veyahut işte bir Drak olmuş olsaydı o zaman Esrarlı'yı da atardım, Ryzen'i de atardım. Bir tek onu koyardım. 4 4. 5. hatta kahramanımıza bile yer kalabilirdi. Yani Septimus'a veya işte, işte Vezir'e falan yer kalabilirdi ona benzer kahramanlara. O yüzden olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bu iki kahraman neden önemli benim için? Hem pasiflerinde söylediğim gibi birinde %15 birinde %10'luk bir hasar azaltışı yapıyor bu iki kahraman. Yani ikisi %25'lik bir klan boss'tan alacağımız hasarı düşürüyordu. O yüzden bu iki kahramanı çok merak ediyordum. Ve Kelara hesabında bugün deneyeceğiz arkadaşlar. Evet 41 milyon hasar vurmuş. 20 milyon küsür bir hasar vurmuş ufaktan. Yani mor renkli mavi şey e, mavi renkli bir klan boss'ta çok fazla yeşil kahraman var. Muhtemelen bu hasarı da mor renkte vurmuş ama biz öncelikle bu ultra kabusta deneyelim bakalım. Çünkü bu gösterdiğim hız hem kabusta hem de ultra kabusta çalışan bir hız arkadaşlar. Şöyle takımımızı düzenleyelim. Evet. Lider olarak mezar nöbetçisini koyacağız. Çünkü avrosunda defans arttırma var. Ee, Raizini koyacağız. Zayıflatma ve defans azaltma için ve düsesi koyacağız. Bu iki kahraman 4.3'lük sistemine girdi şu an. Evet. Şöyle girelim ve takımımızı başlatalım. Evet arkadaşlar. Şu an takımımız başladı. Yine e, oto'da başlamayacağız. İlk turları manuel olarak başlayacağız. Şimdi bizim e, birinci olarak düsesin birinci becerisini kullandık. Evet. Burada e, defans arttırmamızla defans arttırma yapıyoruz takımma e, şöyle defans arttırma yaptık burada e, zayıflıkma ve defans azaltmayı verelim burada Aslında ikinci bir müttefik koruma yaparak takımı biraz daha dayanıklı hale getirebilirim açıkçası ama yani e, aslında bunu sizin kendi isteğinize göre de değiştirebilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum bu seferlik ikinci turda vereyim yani ne fark edecek veya sizin takımınızda işte kar saldırı var ise o zaman ilk olarak kar saldırıyı basarsınız ikinci olarak mezar nöbetçisini basarsınız gibi ona benzer değişiklikler yapabilirsiniz. Evet şöyle burada düses ile yine birinci becerisini kullanacağız yani bu söylemiş olduğum başlangıç turları sizin takımınıza göre değişebilir. Yani takımınızdaki duruma göre, takımınızdaki kahramanlara göre ilk turları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an için böyle e, bir başlayalım bakalım kafamıza göre. Evet şöyle vuralım. Evet şimdi e, düsese hala sıra gelmedi. Sersemletmede tüm takımın üzerine örtü vereceğim ve sersemletmeyi sadece düsese yiyecek arkadaşlar. Evet burada yine bir atak azaltma yapacağız. Evet şimdi şöyle bir kez vuralım. Evet şimdi bir kez vurdum. Ve düsesin sıra geldi. Düsesin bu becerisi 4 turda 1 yapıyor. Klambos 3 turda 1 sersemletme vuruyor. Bakalım bir dahaki sersemletmeye düsesin bu becerisi soğuması bitmiş olacak mı? Evet bizim 4.3 sistem çalışmış olacak mı yani? Evet şöyle bir kez vurduk. Evet. Güzel. Şu an için takımızda herhangi bir problem yok. Evet. Vurduk bir kez daha. Evet şimdi şöyle e, arkadaşlar şöyle bir HP yanı verelim. Burada biraz önce Klambos'un ilk hamlesi daha başlamadan önce bunu kullanmıştık. Da 3 tur oldu. Şu an 4 turluk becerinin soğuması açıldı arkadaşlar. Yani burada aslında 4.3 sistemimiz bu kahramanda herhangi bir problem yaratmadı. Ama ben burada açmayacağım. Çünkü takımımda birazcık değişiklik yapmak istiyorum. Dediğim gibi yani sizler takımınızın durumuna göre yapabilirsiniz. Ben şöyle vuralım. Evet bir kez alalım burada hasar. Ve bu ayarı ilk turlarda yapın ki son turlara kaldığınız zaman takımınızda oynama yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani her turda defans arttırma takımınızın üzerinde olması gerekiyor. Ben defans arttırmayı bu turda vermek istiyorum. Bu turda defans arttırma ve dezavantaj bloklamayı verdim. Evet burada bir kez vuralım. Evet burada bir kez vuralım. Burada bir kez vuralım. Burada bir kez daha vurduk. Evet. Burada da e, bir kez vuralım. Şimdi. Düşese tekrar sıra geldi. 4 turda bir dezavantaj bloklaması tekrar sersemletmeden önce açılmış oldu arkadaşlar. Yani Klambos üç 3 kez vurduğunda bizim düses ve mezar nöbetçisi Klambosa dört 4 kez vuruyorlar. Onun dolayı da 4 turluk becerileri aynı dönüş metre sırasında aynı hız oranlarında bu hız oranlarında tam denk geliyor Arkadaşlar Evet şöyle vuralım bir kez Evet dediğim gibi yani e, burada Siz kendiniz takımınızın e, şeysine göre e, yapabilirsiniz arkadaşlar yani bu ilk turları kendiniz takımınızın gidişatına göre takımınızın durumuna göre değiştirebilirsiniz Ben şu an için e, birinci hamlede yani klambosun ilk vuruşunda Müttefik koruma olsun istiyorum takımın üzerinde. Ve zalim biraz yüksek hasar alsın istiyorum. Yani bunu değiştirebilirsiniz söylediğim gibi. E, ikinci i̇kinci Klambos'un ikinci saldırısında şu an ilk saldırısını yaptı. Üzerimizde müttefik koruma varken yaptı. İkinci saldırısında ise Evet ikinci saldırısında ise şöyle bir kez HP verelim. Evet ikinci saldırısında ise Mezar nöbetçisinin defans arttırması takımımızın üzerinde olsun istiyorum arkadaşlar. Evet İkinci saldırısında da o olacak. Şu an tüm takımın üzerinde defans arttırma var. Ve sersemletmede ise sersemletmede de şöyle bir kez vuralım. Takımımızın üzerinde devamlı bir mükemmel örtü avantajı olsun düşes her tur sersemletme geldiğinde takımının üzerine örtü versin ve kendisi alsın sersemletmeyi ve dezavantaj bloklama da var bu kahramanda bildiğiniz gibi ve bu şekilde takımım yani dayandığı tura kadar bu şekilde de gitsin istiyorum. Bakalım şu an otoyu aldık. Evet. ilk birinci turda Zalim defans arttırmasını verecekti ve bir önceki turda yine aynı sırada verdi. Şu an takım üzerinde e, Zalim'in müttefik koruması ve defans arttırması var. Evet burada bir kez hamle aldık Zalim'in müttefik koruması ile. Evet şimdi ikinci turda mezar nöbetçisi defans arttırsın istemiştim ben. Evet ikinci vuruşta da mezar nöbetçisinin defans arttırması olacak. Ve sersemletmede de şöyle sersemletmeye geçelim. Sersemletmede de düsesin örtüsü olsun takımımın üzerinde demiştim. Bakalım sersemletmede düses örtü atacak mı? Evet düşesin örtüsü takımımızın üzerinde sersemletmede olacak arkadaşlar. Bu bu şekilde yani dayanacağı tura kadar bu şekilde gidecek, bu sistemimiz bu şekilde gidecek. Tabii şu an için e, tam güzel kalıntılar olmamasına rağmen e, bakalım kaç tur gideceğiz ve ultra kabusa kaç bin hasar vuracağız arkadaşlar. Burada videoyu kesiyorum. E, son turlara doğru sizlerle tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar şu an 23. turdayız ve e, takımımız nasıl başladıysak şu an için hala öyle gidiyor. Tabii yüksek hasar vuramıyoruz çünkü e, kalıntılarla kritik oranı kritik demeçleri işte güzel yakalayamadık maalesef. E, olabildiğince defans HP'ye çıktık. E, ama yine de fena değil yani ultra kabusa vuruyoruz bu arada. Kabusa 20 milyon bir hasar vurmuştu. Ultra kabusa şu an 24. turdayız ve 12 milyon bir hasarımız var. Ve bakalım. Müttefik koruma birinci turda yine hala takımımızın üzerinde defans arttırmayla birlikte zalimin vermiş olduğu 3 turda 1 veriyor. 4 turda 1 dezavantaj bloklama verip defans arttıran e, mezon nöbetçisi de yine hala ikinci vuruşta Klambos'un ikinci vuruşunda defans arttırmayı yapıyor. Aslında burada şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Jarek de var hesapta. Jareyi bu hıza getirip e, hesabın sahibini denemesini tavsiye ederim. Şu an takımımız öldü muhtemelen artık hız ayarı bozulmuş olabilir. Evet şöyle otodan çıkalım arkadaşlar. Çünkü hız ayarımız bozuldu. Takım da öldü. Yani Jarek biraz da HP'si daha yüksek hem de takıma müttefik koruma verebilecek bir kahraman. Evet burada takımımızın hızı şu an için gitti. Evet. Şöyle vuralım. Evet takımımızın hızı muhtemelen değişti arkadaşlar. Dezavantaj şey defans arttırmayı şimdi veremeyebiliriz. Çünkü bir tur yattı ve bir turluk e, şeyse dezavantaj bloklama vermesi defans arttırması maalesef şu an aktif olmadı. Bu yüzden dolayı takımımız şu an yatabilir. Yani e, burada aslında mezar nöbetçisini biraz daha sağlamlaştırabilirdik. Ölmedi takım ölmediyse bir tık kurtarabiliriz arkadaşlar. Tüm hamlemizi değiştireceğiz şimdi. Evet. Şimdi tüm hamlemizi değiştirebiliriz. Şöyle bir kez vuralım. Evet. Tabii düses yatmazsa eğer. Şimdi de düses sersemletmeyecek. Ve canını fullleyemedi maalesef. Evet. Canını fullleyemedi ama şöyle bir kez vuralım. Evet. Zalimi de vuracağız bir kez. Evet. Şöyle bir kez vuralım. Evet. Burada düses ile yine örtümüzü verelim takımın üzerine. Düses yaşarsa eğer. Evet. Çok güzel. Tamam. Düses yaşadı arkadaşlar. Burada bir kez vurduk. Burada bir kez vurduk. Hadi canını fullle. Canını fullemen lazım. Burada müttefik korumayı verelim. Çünkü takımımız sıkıntıya girmeden şöyle müttefik korumayı verelim. Evet canını fullemen lazım dostum. Şöyle vuralım esrarlı. Hadi fullle canını ve fullemedi. Sen gittin o zaman kardeşim. Kusura kalma. Evet şöyle. Burada ee, müttefik korumamız var. Defans arttırmamız var. E, herhangi bir dezavantaj bloklamamız şey sıkıntı yok ama şey gidecek arkadaşlar ee, Esrarlı harbidesi ölecek bu yaşadı çok güzel ölmedi mükemmel şey mükemmel örtü müttefik koruma gerçekten çok ciddi anlamda takımınıza fayda sağlayan bir özellik arkadaşlar evet şöyle bir kez vuralım evet, şöyle bir kez vuralım Evet, şimdi esrarlıya tekrar sıra geldi. canlı fulle fullleyemedi yine maalesef. Evet, şimdi defans arttırma yapacağız ee, ve e, yine takımımızda e, ölecekler olacak. Bakalım kimler ölecek. Güzel, düses yaşıyorsa daha hala takımı toparlayabiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle bir kez vuralım. Evet, şöyle bir kez takımımızı tekrar canlandıralım. Ama işte şimdi düsesin sırası kaydı. İkisi ölmeseydi. Düsezin sırası kaymayacaktı. Şu an düsezin sırası kaydı arkadaşlar. O yüzden ses kendisi öldü. Takımı kurtarayım derken ee, şöyle bir kez vuralım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabi bu takım geliştirilebilir yani. Şu an ee, daha. Yeni hazırladım. kalıntılarında falan bir iki değişikliklerle e, bu takımı daha güçlü hale getirebilir. Hele ilerleyen zamanlarda eline birkaç tane değişik kahraman çıkarsa eğer Klambosta iş yapan o zaman bu takım gerçekten e, bayağı değiştirilebilir. Yani Kabusa 20 milyon vurmuştuk. Şimdi Ultra Kabusa neredeyse bu şekilde bile 20 milyon vuracağız. Daha hala kitaplanmamış kahramanlar var ve hala işte e, kalıntıları fullenmemiş kahramanlar var arkadaşlar. Şöyle HP yanımız, yanımızı verelim. Evet burada defans arttırma olmadı maalesef. Evet güzel. Yani 18 milyon. Yani zorlarsak 3K, 4K ile son sandığı hatta zorlarsak eğer şu an zaten 4K ile alıyor da ultra kabusu. Zorlarsak 3K ile bile son sandığı alabilecek takım şu an bu. Evet güzel kalıntılar olmuş olsaydı bayağı bir zorlayabilirdik arkadaşlar. Evet şöyle vuralım ve takımımızı otu alalım da bitsin artık. Evet, bitti. Yani 19 milyon fena değil ama benim şu burada size göstermek istediğim zaten bu Klan Bursa sarı değil arkadaşlar. Sistemimizin çalışır olması. Yani şu an gördüğünüz gibi Kabusta hiçbir problem olmadan çalıştı. Peki aynı takım ile bakalım Ultra şey Ultra Kabusta çalıştı. Aynı takım ile Kabusa da vuralım. Kabusta da çalışacak mı bu hız oranları? Evet şöyle girelim. Evet şöyle girelim. Yine aynı takımımız. Tamam, yine aynı takımımız. Yine girelim arkadaşlar. Evet girdik. Klan boss'un rengi mavi. klambosun rengi mavi olduğu için burada yeşil renkli kahramanlar yüksek hasarlar alacak. Mükemmel örtü veren kahramanımız Düses yüksek hasarlar alacak arkadaşlar. O yüzden müttefik korumayı, zalim müttefik korumasını Düses'in üzerine koyabilirim bu sefer. Şöyle vuralım. Burada 6. 7. tura kadar takımınız oturmayabilir. Takımınız 6. 7. 7. turdan sonra oturacak. Şöyle vuralım. 6. 7. tura kadar zaten arkadaşlar manuel olarak oynayın sizde. Şöyle e, defans arttırmaları gerekli yerde yapın yapmaz size kalmış. Ama 6. 7. turdan sonra artık takımınızı istediğiniz e, şeylerde ne zaman işte örtü vereceğinizi ne zaman defans arttırıp arttırma yapacağınızı. O zaman ayarlayıp takımı otuya alabilirsiniz sizler de. Şöyle vuralım bir kez. Evet, burada bir kez daha vuralım. Evet, şöyle bir kez zehrimizi arttıralım, zehir verelim. tabi bossun rengi mavi olduğu için zehir vermekte de başarılı olamayacağız maalesef. Çünkü zehircimiz yeşil renkli. Yani bu tarz bosslara karşı da elinizde her zaman alternatif renk zehirciler olması daha iyi olacak. Ben hepsini hazırladım. Yani benim kendi hesabımda hem kırmızı renkli zehircim var. Hem mavi renkli zehircim var. Aynı hızlarda aynı oranlarda. Hem de işte şey var. Yeşil renkli zehircim var. Bosun rengine göre de zehircimi her zaman değiştiriyorum. Sizler de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Burada müttefik korumayı sersemletme sırasında vereceğim. Çünkü Düzes yüksek hasarlar verecek ve sersemletmeye dayanamayabilir arkadaşlar. O yüzden zalimi müttefik koruması düzesi biraz daha dayanıklı hale getirecek. Evet şimdi şöyle bir kez vuralım. Evet şöyle bir kez vuralım. Evet şimdi HP yanını verelim. Evet burada defans arttırma yapacağım ilk turda da mezar nöbetçisinin defans arttırması yapacağım. Tabi şu an takımımız söylediğim gibi 5. 6. hatta 7. turdan sonra oturacak. Yani ben defans arttırdıktan sonra gidip de esrarlı vurmayacak klanbosu. Defans arttırdığımda e, boss bize hamle yapacak. Şöyle bir kez oynayalım. Evet şöyle bir kez vuralım. Evet burada yine bir kez vuruyoruz. Evet burada bir kez vurduk. Evet bir kez yine vuralım. Evet bu vuruşta da defans arttırma olacak üzerimizde. Şöyle bir kez vuralım. Tabi takımımız 6. 7. turdan sonra oturmaya başlayacak söylediğim gibi arkadaşlar. Evet burada yine zalimin mükemmel şey müttefik korumasını verdik düsesin üzerine ve diğer takımımızın üzerine. Evet şimdi düses ile örtüyü verelim sersemletmeyi düses alsın. Evet bu sistemimiz bu şekilde gidecek. Burada bir kez vurduk. Evet şurada bir kez yine vuralım. Evet şöyle HP yanını verelim. Evet böyle vuralım arkadaşlar. Yani sizler de bu şekilde kendinizce takımlar oluşturabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum videonun başında göstermiş olduğum hız oranlarında hesabınızdaki kahramanlara göre Kullanabilirsiniz ve başlangıçları da O kahramanlara göre başlatabilirsiniz Ama işte dediğim gibi şu an 6. turdan sonra Artık bir ayar yapmamız gerekiyor Şimdi takımımızın nerede ne yapması Gerektiğini şimdi ayarlayabiliriz arkadaşlar Çünkü 8. 9. turdan sonra Takımımız ayarladığımız şekilde Devamlı olarak otoya bıraktığımızda gidecek Şöyle bir kez vuralım Evet şöyle bir kez vuralım Videoda bu arada bayağı uzun oldu sanki Öyle e, çünkü uzun sürdük Klambozda Evet şöyle bir kez vurduk Evet, bu tarz videoların aslında fazla uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Yani uzun video sizleri sıkıyor olabilir. E, o yüzden elimden geldiği kadarıyla kısa tutmaya çalışıyorum ama görüyorsunuz şu an hala daha takımımızı istediğimiz şeye getiremedik. Şimdi takımımızı artık ortaya bırakacağız. Burada e, 8. turda sersemletmeden önce şöyle bir kez zayıflatma, defans atmayı veremedik. Evet, burada Zalim ile defans arttırma yaptık. Bu 3 turda bir e, becerisi olan. Şimdi bizim 4 turluk becerimiz ile dezavantaj bloklamayı takımımızın üzerine verdik. Evet burada bir kez hamle aldık. Şimdi şöyle bir kez vurduk. Evet burada bir kez oynuyoruz mezar nöbetçisi ile. Bir kez oynadıktan sonra. Evet şöyle bir kez oynadıktan sonra arkadaşlar. Evet burada da bir kez vuralım. Ve burada defansı arttırdıktan sonra takımımızı otuya alacağız. Her tur bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani klan boss'un birinci vuruşunda defans arttırma olacak, dezavantaj bloklama olacak mezar nöbetçisinin vermiş olduğu İkinci vuruşta da yine mezarla Veçisi'nin vermiş olduğu defans arttırma, dezavantaj bloklama hala takımımızın üzerinde devam etmiş olacak. Gördüğünüz gibi şu an hala üzerinde hala duruyor defans arttırmalar. de müttefik koruma ve e, es şeyinde düsesinde vermiş olduğu takımımızda örtü ve dezavantaj bloklama şeklinde takımımızın yaşadığı tura kadar bu şekilde gidecek. Video uzun olmasın diye burada videoyu bölüyorum arkadaşlar. Böyle takımımız ölmeye yakın tekrar videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar 42. turdayız ve şu an e, takımımızdaki sersemletmeyi yiyen düses öldü maalesef. O yüzden artık takımımızın hızı e, bozulmaya başladı arkadaşlar. Evet burada bir hamle aldık. Şöyle ot'tan çıkalım da evet son turları şöyle manuel olarak oynayalım. Evet takımımız göstermiş olduğum şekilde 43. tura kadar çok güzel bir şekilde dayandı ki zaten hızımız bozulmuş artık yani. Evet burada bir defans hattırma yapalım da en azından şuradaki diğer kahramanlar biraz dayansın. Evet. düzes ölmemiş olsaydı yani orada ölmesinin nedeni de dediğim gibi renkten kaynaklı müttefik koruma verdik ama canını tam dolduramadı ki bu takım bence biraz böyle kalıntılar yükseltilsin. Yani 1 keyi 1 k key ile e, kabusun son sandığını çok rahat bir şekilde yani çok rahat bir şekilde alacaktır. Bu arada Esrarlar harbi de gitti. İki kahramanımız kaldı. İki kahraman ile de şöyle son vuruşlarımızı yapalım. Evet takımımızı şöyle defansı arttıralım. Zaten ikisi de yine ölecektir arkadaşlar. Şöyle defans arttırma yapalım. Evet. Yani kötü değil arkadaşlar. 20 milyon hasardan 28 milyon hasara çıkarttık kabus hasarını. Hatta 29 da diyebiliriz. Yani kalıntılar falan fulledinde Ryzen'i kitapladığında, Ryzen birçok kez defans azaltamadı, zayıflatma veremedi. Onları falan hallettiğinde çok rahatlıkla bu sistemiyle ile ee, 2, hatta 1K kabusun son sandığını, 3K de ultra kabusun son sandığını rahatlıkla alacaktır. Takıma ilaveler yaparak da ee, bu ee, hasarını inanılmaz şekilde arttırabilir. Arkadaşlar bu videomda zaten kabus hasarını, ultra kabus hasarını göstermedim sizlere. Bu videomda sizlere 4.4 turluk soğuması olan kahramanlarınızdan iki tanesini kullanarak Klan Boss'ta bu şekilde bir sistem yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bir tek mezar nöbetçisini mi kullanacaksınız? Elinizdeki diğer kahramanlar 3 turda 1 yapıyor? Bir tanesini de getirin 144 hızına. Bir tanesini işte mezar nöbetçisiniz yine 240 hıza getirin. Diğer 3 turluk kahramanınızı, zehircinizi 200... 44 hıza getirin. O şekilde de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde iki tane 4 turluk kahraman kullanarak da 4.3 sisteminden bu şekilde yararlanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet hızımızı tekrar hatırlayalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Hızımız 4 turluk soğuması olan kahramanın birinci kahramanımızın hızı 240. İkinci kahramanımızın hızı 244 veya 254, 51 hiç fark etmez. Üçüncü kahramanımızın hızı 195, Dördüncü kahramanımızın hızı 193 ve beşinci son kahramanımızın hızı da 191 kar saldırı olursa eğer takımınızda 191 hızını yapabilirsiniz o kar saldırı kahramanınızda. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.